Herkese selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Havit markasının yeni oyuncu kulaklığı olan GameNode H2039BG Trimode oyuncu kulaküstü kulaklık incelemesiyle karşınızdayım. Evet, bizlere kulaklıkta sunulan 7.1'lik en iyi ses deneyiminin yanı sıra yine görmüş olduğunuz gibi hem kablolu hem kablosuz hem de dongle desteğiyle birlikte Trimode özelliğini yine sizler bu kulaklık üzerinden gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ki yine bizlere burada sunulan kulaklığınızı özelleştirebileceğiniz kapakçık değişimiyle birlikte RGB modlarınızda yine kulaklık üzerinden ayarlamanız mümkün. Ki dahili mikrofonla birlikte geliyor ve sizler bu mikrofonu istemiş olduğunuz zaman hem takıp hem de çıkarabiliyorsunuz. Ve bizlere burada kompakt tasarım sayesinde görmüş olduğunuz gibi oldukça şık bir yine dizaynla birlikte geliyor. Evet, kutu içlerine bakacak olursak da oldukça dolu dolu bir kutulaması bulunurken özelliklere burada yer verilmiş durumda ve kablosuz duruma bakacak olursak da bu kulaklığımız 1050 mAh'lik bir yine batarya kapasitesine sahip. İster RGB modda kullanabilirsiniz, isterseniz RGB kapalı bir şekilde veya tek renk olarak da yine sizler ambiyans ortamına göre renklerinizi özelleştirebiliyorsunuz. Yine sadece bununla kalmaksızın az sonra sizlere göstereceğim ve resmi olarak Havit markasının 2 yıllık Türkiye garantisiyle birlikte bizlere geldiğini de belirtmek istiyorum. Yine oldukça şık ve premium bir kutulamamız bulunuyor. Sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden yine Havit markasının kendi resmi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen şöyle oyuncu kulaklığımızı çıkartacağım ve görmüş olduğunuz gibi oldukça şık bir yeni kutulamayla birlikte bizlere geliyor. Kutu dizaynımız olsun veya ürünün bizlere sunumu şekli olsun gerçekten çok beğendim. Ki bu fiyatı alabileceğiniz bence en iyi 7.1'lik ses deneyimine sahip olan oyuncu kulaklıklar arasında kendini gösteriyor. Hemen kulaklığımızı şöyle kaldıracağım. Evet, ağırlık anlamında top bir ağırlığı bulunuyor ki nereden baksanız 350-300 gram civarında bir tahmini ağırlığı bulunuyordur. Evet, hemen kulaklığımızı kenara aldıktan sonra şöyle bir kutu içeriğine sizlerle birlikte göz atmak istiyorum arkadaşlar. Devamında ise kulaklığımıza yakından bakacağız. Ve mikrofonumuza yakından bakacak olursak da yine istemiş olduğunuz konuma getirerek görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayarlayabilirken ve sesinizi en iyi şekilde filtreleyebilecek bir sünger malzeme yapısıyla birlikte bizlere geliyor ve oldukça yumuşak olduğunu belirtebilirim. Gibi nakışlı kablomuz bulunuyor. Ekstra olarak da ve burada bir AUX kablomuz bulunuyor. Her biri görmüş olduğunuz gibi 3.5 mm'lik jack girişiyle birlikte bizlere geliyor. Ve yine nakışlı olduğunu belirtebilirim arkadaşlar. Ekstra olarak da sizlere bahsetmiş olduğum görmüş olduğunuz gibi mıknatıs yapısıyla bizlere sunulan yine kulaklığımızı özelleştirebileceğimiz kapakçıklarımız ki gerçekten bunu çok sevdim açıkçası. Sizler bu ikinci kapakçığı da özelleştirme imkanı bizlere sunuyor. Ve Havit markasının bizlere burada sunmuş olduğu GameNode serisiyle birlikte yine oyuncular daha hırslı, daha kazanmaya odaklı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi tasarım ithafen şöyle bir Monster pençesi. Aynı şekilde bu Monster pençesi yine kulaklığımızın ana ürünü olan kapakçıyla birlikte de geliyor ki kutu içerisinde de yine bizler bu Monster pençelerini görmüş olacağız. Ve devam etmek istiyorum ki yine burada bizlere sunulan bir kullanım kılavuzumuz bulunuyor. Ve kullanım kılavuzuyla birlikte yine sizler görmüş olduğunuz gibi diğer bilgileri de göz atmış oluyorsunuz. Ve yine bir diğer olarak da burada bizlere sunulan az önce sizlere bahsetmiş olduğum Havit markasının GameNode serisi olan diğer ürünleri ve burada görmüş olduğunuz gibi kişisel kıyafet ürünleri de yine bizlere yer verilmiş durumda. Yine arka tarafına bakacak olursak da görmüş olduğunuz gibi diğer kulaklık seçenekleri de bizlere burada yer veriliyor. Ve kutumuz dediğim gibi oldukça dolu bir kutulamaya sahip. Aynı şekilde yine burada bir stickerımız yer alırken yine Monster pençesiyle birlikte geliyor. Ve bir de Havit markasının garanti kartını buradan görmek mümkün arkadaşlar. Daha da kutu içerimizde bir şey bulunmuyor. Ve tamam, bunları kenara alacağım. Sizlerle birlikte kulaklığıma yakından bakmak istiyorum. Öncelikli olarak size göstermek istemiş olduğum bir konum var ki görmüş olduğunuz gibi kulaklığımızın yine üst tarafında bizleri karşılayan suni derinin yanı sıra üstünde parlak bir GameNode serisinin amblem yer alıyor. Aynı şekilde kırmızı dikişli taylarına da dikkatli bir şekilde bakacak olursanız da oldukça güzel ve yine premium bir hava sunduğunu da söylemek istiyorum. Evet, yumuşaklık anlamında kafa bandı oldukça yumuşak ve görmüş olduğunuz gibi oldukça dayanıklı bir malzeme yapısıyla birlikte bizlere geliyor ki aynı şekilde bu yapı yine kulak pedlerimizde de kullanılmış ve görmüş olduğunuz gibi oldukça kalın ve oldukça yumuşak bir yapıya sahip. Yani kesinlikle kulaklığınızı yani kolay kolay terletecek bir malzeme yapısının olmadığını da belirtmek istiyorum. İç tarafında kırmızı bir ped kullanırken right ve left görmüş olduğunuz gibi ikonları da yine içerisinde yer alıyor. Hemen bu kapakçıkları nasıl açacağınızı sizlere göstermek istiyorum. Evet, altta bir çentiğimiz bulunuyor. Bu çentiği yani bu şekilde kaldırdığımız zaman ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Yine burada çift mıknatıs desteğiyle birlikte sizler görmüş olduğunuz gibi oturtabiliyorsunuz ve ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Şu an kullanmış olduğum yeni kapakçık bu şekilde gözükürken yine markanın bizlere sunmuş olduğu kapakçık da bu şekilde gözüküyor. Yani sizlerin tamamıyla tercihiyle birlikte istemiş olduğunuz özelleştirme gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hemen bu kapakçığı da kaldıracağım ve ürünü çalıştırmadan önce kulaklığın içerisinden çıkan dongle'ı da sizlere göstermek istiyorum. Evet, oldukça başarılı bir yine kulaklık bizlere sunulurken burada da çok fazla yine kullanım detayı sunuyor ki Trimode özelliğiyle birlikte yine sizler kullanım deneyiminizi arttırmış oluyorsunuz. Ve ses performansı olarak da yine 7.1'lik oldukça net ve temiz bir ses bizlere sunuyor. Yani dengesel ses dağılımıyla birlikte yine sizler istemiş olduğunuz aksiyon oyunlarını
Görmüş olduğunuz gibi bu kulaklıkla birlikte başarılı bir şekilde daha da iyi bir verim almış oluyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde kulaklığı başlatmak istiyorum. Kulaklığımızın on off tuşuna basılı tuttuğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi sesli asistan desteğiyle birlikte yine buradan RGB modu görmüş oluyorsunuz. Yine Bluetooth mod olduğunu da söylemek istiyorum. Yine 5 üzeri bir Bluetooth versiyonu bizlere sunuyor. Kablolu kullanım ve dongle desteğiyle birlikte ise yine sizler free mod özelliğini bu kulaklık sayesinde yakalamış oluyorsunuz. Evet, yeni kapakçığımız RGB mod açıkken taktığında bu şekilde gözükürken markanın bizlere sunmuş olduğu kapakçıkta RGB mod açıkken bu şekilde gözüküyor. Tabii ki de karanlıkta daha iyi bir verim alacaksınızdır. Öncelikli olarak 1050 mAh'lik bir batarya desteğini sunduğunu söylemiştim. Ve yine sizler kablolu bir kullanımda oynarken tabii ki de bu batarya herhangi bir şekilde etki etmeyecektir. Ve burada görmüş olduğunuz gibi kıvrımlı yapısı sayesinde yine bizlere sunulan bağlantı bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Uzatma olarak da hemen sizlere maksimum uzatma versiyonunu göstereceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi oldukça yeterli seviyede bir yine kafa bandı açıklığına sahip kulaklığımız. Ve kulaklık üzerindeki diğer sizlere tuşlara gösterecek olursam da yine buradan RGB modu değiştirebileceğiniz bir buton daha bulunuyor ki görmüş olduğunuz gibi şu anda farklı renk kombinasyonları ile birlikte RGB modumu değiştirebiliyorum. Diğer sağ tarafa bakacak olursam da yine burada mikrofonu açıp kapatma özelliğimiz yine kulaklık üzerinde bulunuyor ki en çok sevmiş olduğum özelliklerden birisi bu olacaktır. Başarılı bir kilit sistemi bulunuyor ve bu kilit sistemini yine kulaklığınıza taktığımız zaman yine oldukça başarılı ve premium bir görüntüsü bulunduğunu da belirtmek istiyorum. Yine burada görmüş olduğunuz gibi sesi açıp kapatabileceğiniz gerçekten güzel bir yine tuş mekanizması bulunuyor. Hemen yakınlaştırdığım zaman ise eksi de bu şekilde arkadaşlar ortaya tıkladığınız zaman yine play veya pause şeklinde bizlere tekme veriyor. Eksi olarak da yine jack girişiyle birlikte kullanmak isterseniz de kablolu kullanım için burada 3.5 mm'lik bir kablo desteği sunulurken yine Type-C giriş sayesinde ise yine sizler bu ürünü şarj etmiş oluyorsunuz. Ve kısa süreliğine de bir şarj işlemi gerçekleşiyor ki 1050 mAh'lik bataryasıyla birlikte oldukça hızlı bir şarj desteği bizlere sunduğunu söyleyebilirim. Ve bu kapakçığımızı kapattığımız zaman artık yine burada istemiş olduğunuz görünümü yine bizlere sunulan imkanlar dahilinde yakalamış oluyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte Havit markasının yeni oyuncu serisi olan GameNote H2039BG modelli bu Trimod oyuncu kulaküstü kulaklığını incelemiş olduk. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden bu kulaklığa ulaşabilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Tabii ki de görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan premium kalitenin yanı sıra oldukça iyi bir ses deneyiminde verdiğini söylemek istiyorum. Ve oldukça beğenmiş olduğum bir ürün olduğunda tekrar altını çizmek istiyorum. Ve aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi böyle de bir evet, yavaş yavaş videomuzu burada bitirmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet, kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle.